mamanın kokusuna dışarıdan yabancı kediler de geliyor yani her zaman burada barınmayan kediler. Tabii bu en çok hamile dişileri rahatsız ediyor çünkü kendilerini güvende hissetmiyorlar. Mama tek kapta şu anda sabahtan beri 3-4 kere tazeledim. Sürekli bitiyor. Çünkü yağmurlu olunca sanırım kediler strese giriyorlar daha çok. Mama yemek istiyorlar. Çabuk bitiyor yani. Ve anne kedi inanılmaz gergin. Doğum yaklaştıkça stresi de artıyor. Yani keşke kısırlaştırabilsek yani imkanımız olsa ama... E, şu anda hani bir... Zam gelmediyse 500 TL sokak hayvanları için kısırlaştırma ücreti. O da bir ayda yükseldi. Yani bir ay önce 300 TL idi, bir ay sonra 500 TL oldu. Ee, bu sadece sokak hayvanları için. Tabii ki evcil hayvanların kısırlaştırma ücretleri daha yüksek. Yani böyle insan üzülüyor tabii ki gözünün önünde. Ee, şimdi genel olarak bir çarşıya çıktığımız zaman fiyatlara baktığımız zaman aslında 500 TL hiçbir şey değil yani bir tişört parası bir kot pantolon parası ya da e, bir mekanda akşam yemeği parası ama işte e, giderler çok olunca yükümlülükler ve sorumluluklar bir sokak kedisi için 500 TL ayırmak bazen külfet oluyor Onun için yapılacak en iyi şey hani şu seçim arabaları sokak sokak geziyor bangır bangır bağırıyor ya gelen kişilere ne vaat ettiklerini sormak. Yani bu artık seçim propagandası olmasın. Hükümet partilere ücret veriyor seçim için. Partiler seçimde propaganda yapıyor. Yani bence o ücretler, o yardımlar, o destekler faydalı yerlere ayrılmalı ve gitmeli. Şu ana kadar düzenli olarak kısırlaştırma yapan belediyelere rast gelmedim ama okuyorum, görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Daha çok olması tabii ki bir zorunluluk. Görüldüğü gibi kokusunu bıraktı ve gidiyor. Kısırlaştırma şart.